Evet arkadaşlar, demin çocuk zile bastı, ona kapıyı açmayı öğren gittim benim oğlan. Kablosu güzel ama kumaş kaplı bir kablosu var, jack girişi bu şekilde, yani ergonomik bir yapısı var. Kulaklıklar boynunuza astığınız zaman şu şekilde sizin boynunuzu sıkıştırmıyor, boğmuyor. Şu şekilde omuzunuza asılı kalabiliyor. Buralar tamamen yumuşak bir malzeme. Buralar deri değil. Deri ama suni deri. Güzel bir yapısı var. Kulaklığın kalitesi çok şahane. Ses kalitesi mükemmel. Fiyat performans ürünü mü? Bence değil. 400 TL buna verene kadar Logitech'in ürünü alınabilir. Ben LG nereden çıktı? LG beni andı ha. JBL firmasına bu olayı yakıştıramadım açıkçası. Yani içinden o aparatın çıkması gerekiyordu. Kulaklığı da şu şekilde, mikrofonu da şu şekilde takıyorsunuz. Yamultulabiliyor, her yerine dönebiliyor, her türlü esnetebiliyorsunuz. Kaliteli bir yapısı var. Plastik içinde muhtemelen çelik beslemelidir. Bence güzel ama kesinlikle yani bu fiyat bandında Logitech alabiliyorsanız, yani 400 TL buna verene kadar 100 TL, 150 TL daha üzerine koyup G332 ya da 432 alabilirsiniz bence. Benim tavsiyem onlardır. Fevkaladenin fevkinde bir yapıları var Logitech'lerin ama JBL markası da biliyorsunuz isim yapmış bir marka. O yüzden alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama bunun yanında dediğim gibi bunu direkt olarak bilgisayara taktığınızda mikrofonunuz çalışmayacaktır. Bunun için ses ve mikrofon ayrıştırıcı kullanmanız gerekecek. Logitech'i bu konuda tebrik ediyorum. Bu arada ürünün 7 artı 1 özelliği yoktur. Sadece bildiğiniz bir oyuncu kulaklığı ve müthiş bir his veriyor oyun esnasında.